Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce tamamlanan Roma Trabzonspor maçının değerlendirmesini yapacağız. Aslında videoyu çekeyim mi çekmeyeyim mi hani karar veremedim ama dedim çekelim, bekliyorsunuz. Çok fazla mesaj aldım maçı serisinde. Hani kötü bir gece oldu. İlk yarı çok farklı oynadık, ikinci yarı farklı oynadık. İkinci yarı tam maça iyi başladık derken, pozisyonlara girdik, tam atacağız derken 2'yi yedik ve maçı kapattık arkadaşlar. Kontağı kapattık. Bakıldığı zaman maçın başı iki takım da kontrollü başladı. Özellikle ilk 15 dakika çok kontrollü başladı. Roma'da kontrollüydü, biz de kontrollüydük. Ama 15. dakikadan 20. dakikadan sonra ben kontrolü Roma takımın tamamen aldığını ve istediği oyunu bizim üzerimizde oynadığını düşünüyorum. Bizim üzerimizde oynadığını düşünüyorum. Şimdi Abdül Hoca'nın kadro tercihinde beklenmedik kadroydu bence. Bruno Perez'i koydu. Kalede Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar. Sol bekte Trondsen tercihini yaptı. Hani Trondsen tercihini neden yaptı? Çok fazla ben kestiremedim. İsmail Köybaşı aslında ligde o kadar kötü bir performans sergilememişti. Biliyorsunuz golde bir ıskası oldu, evet, ama şimdi 1'e 1'lerde 2-2'lerde Trondsen'in zayıf olduğunu biliyoruz. Abdü Hoca Trondsen tercihini yaptı. İkinci golde Trondsen'in bariz bir kademe hatası oldu. Ters kademeyi yapamadı. O tercihtir. Olabilir, futbol bu. Orta sahada Siopis ve Hamsik'i yan yana koydu. Önlerine Bakasetas, sola Vakayeme, sağ taraf arkadaşlar yine Cervinho'yu koydu. İleriye de Cornelius'u koydu. Hani bir forvette Canini aldı. Orta sahadan Berat aldı. Sol bekten de İsmail'i aldı hoca. Ben Canini oynar diye bekliyordum açık söylemek gerekirse. Cervinho'nun temposunun düşük olduğunu hesapladığımız takdirde ikinci yarı sonradan sokup Cervinho'nun topla gitmesini hesap edebilir. Hoca veyahut da hani maçı berabere götürüp ikinci yarı Cervinho'yu atıp etki yaratabilir diye düşünüyordum ben maçın öncesinde. Çünkü sağ tarafta Canini, Cervinho, yedek kulübesinde Canini, Cornelius ve Vakayeme ile çıkar diye hepimiz bekliyorduk. Maçtan önce de bunu konuşmuştuk sizlerle. Bunu düşünmüştük. Şimdi Siopis hamlesini hoca kafadan başlattı. Kafadan maçı tutayım diye bir düşünce olabilir. Siopis çünkü çok fazla koşan, bozan bir oyuncu. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Temposu çok iyi ama topla da bir o kadar kötü olduğunu gördük. Özellikle bu seviyede Siopis'in top yeteneğinin çok düşük olduğunu gördüm. Hemen aldı, bütün topu geri oynadı. Dikine hiçbir şekilde pas atmadı. Bu tamamen Siopis'in oyun karakteriyle alakalı. Oyuncunun farklı meziyetleri var. Atıyorum Hamsik iki tür oyunu oynayabiliyor. Savunmaya yardım edebiliyor, hücuma yardım edebiliyor, hücuma dikine pas atıyor, şut atıyor gibi oyuncu karakterleri. Abdül Hoca bu kadro düzeniyle çıktı. Şimdi Roma takımı zaten orada bizim yenmemiz biraz ihtimal düşüktü, açık ve net. İki kadro arasında fark var mı? Var. Gerçekten kendi sahasında oynaması, teknik direktörlerinin Mourinho olması, daha tecrübeli oyunculardan olması tabii ki de bunlar bir etkendi. İlk maçta 2-1'lik önemli bir skor kazandılar. Bu onların elini biraz daha güçlendirdi. Biraz daha özgüvenle beraber, taraftarlarıyla beraber coşkulu bir şekilde maçlarını oynadılar. Geldiler attılar, geldiler attılar. Uğurcan Çakır'ın bir kafa topu var. Direkten biliyorsunuz kurtardı. Abraham'ın kafasına direkten çıktı. Onun dışında Uğurcan Çakır da çok fazla pozisyonlarda etkinliğini sürdüremedi. Uzaktan ilk yediği golde Uğurcan Çakır'ın yapacağı bir şey yoktu. Orada Siopis'in bacağının arasından gidiyor ve çok sert, çok yakın mesafe diye düşünüyorum. Ne kadar ceza sahası yayın üstünde de olsa bir bacak arasından geçti ve oyuncunun ayağına çok iyi oturdu top. 1-0 oldu. İkinci topta defans arkası neydi? Orada Trondsen offside yapabilir miydi bilmiyorum. Onunla beraber koşmaya tercih etti. Trondsen tabii birebirlerde etkili bir oyuncu olmadığı için oyuncu elini koydu ve Trondsen'i orada oyunun dışı bıraktı. Ve güzel bir vuruş yaptı. Uğurcan Çakır orada ayakta kalabilir miydi bilmiyorum. Tabii ben kaleci antrenörlüğü bilmiyorum. Kalecilerle hani tekniklerine karışmak istemiyorum ama ayakta kalabilirdi diye düşünüyorum. Birazcık sanki yere yattı gibi geldi. Ondan sonra 3 oldu zaten arkadaşlar. Orada bir karambol oldu. Serkan'a çekti falan. Serkan'ın değmesi Edgar'ı oyundan düşürdü topa. Burada oyuncu değişiklikleri biraz Abdülkadir Ömür 45'te girdi. Öyle bir değişiklik yaptı. Yusuf Sarı girdi falan. Böyle biraz çorbaya döndü gibi geldi bana oyuncu değişikliklerinde. Şunu söyleyebilirim. Hani sanki böyle ikinci yarı 2-0 olduktan sonra ben biraz hazırlık maçına döndü gibi geldi oyun böyle. Tamamen çekildik. Doğal olarak skor bu, evet. Ama biraz hazırlık maçına döndü. Gerçekten maçın tadı, keyfi de kaçtı. Hiçbir şekilde keyif de alamadık. Ama moral bozmaya gerek yok. Bizim için en kötü yani bu maçta ben de yemin ediyorum Roma'ya yenildiğimize, Roma 3-0 yendi bizi de üzülmüyorum. Üzüldüğüm tek nokta Cornelius'un omzunda bir sıkıntı olmasın. İnşallah köprücük kemiğinde bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü buraya bir darbe aldı, üstüne ikinci bir darbe aldı ve yerden kalkamadı. Kolunu kıpırdatamıyor. Köprücük kemiğinde bir problem olabilir. İnşallah olmaz. Bruno Perez kasıktan bir problem yaşadı. 2-3 gün sonra maç var.
Bu maçı yetişebilecek mi? O büyük bir soru işareti bizim için. Ve Uğurcan Çakır kasını tuttu. Yani bizim için maçtan ziyade takım içerisindeki oyuncularımızın sakatlık durumları var. Ve bu maç trafiğinde biliyorsunuz 3 gün sonra gene bir maçımız var. Giresunspor'la. İnşallah bu maçlara sakatlarımız yetişir. Çünkü Cornelius bizim için çok önemli. Bruno Perez çok önemli biliyorsunuz. Şimdi sağ bekte sol bekte sıkıntı yaşamak istemeyiz. Giresun takımı ne kadar ligin en zayıf takımlarından bir tanesi de olsa yaşamak istemeyiz. Genel anlamda bakıldığı zaman çok fazla konuşacak bir detaylı bir konumuz yok arkadaşlar. Maç ortada, oyun ortada. Roma takımı hak etti, kazandı. Geldiler, attılar, geldiler, attılar. Maç önce sizlere demiştim. Topu kontrol edecekler. Oyunun kontrolünü elde tutmaya çalışacaklar. Domine edecekler. Bizi kalelerine çok fazla yaklaştırmayacaklar. Vitor Hugo'nun kafa topu, Vakayeme'nin pozisyonları var. Gene Hamsik'in çok güzel bir voleysi var. Kalecileri de muhteşem oynadı. Mesela maç şöyle bir tane atabilsek gol çok farklı yerde enerjimiz gelecek. Hani Roma'ya gol atacaksın. Onun vermiş olduğu bir gazla beraber devam edeceksin. Ama kalecileri gerçekten iyi oynadı. Takım iyi bir takım. Roma takımı iyi bir takım. Galip gelmemiz biraz mucizelere kaldı diye düşünüyorum ben. Hani 1-0'dan sonra. Çünkü 1-0 olduktan sonra daha da özgüvenli bir Roma izledik karşımızda. Bizim biraz ister istemez moralimiz bozuldu. Çünkü 3 gol birden atman lazım artık yenebilmen için, eleyebilmen için. Derken arkadaşlar 2-3 oldu ve maç tamamlandı. Hani çok fazla da eleştirmeyelim. Çok fazla da kalp kırmayalım. Çünkü bu maç olabilecek ihtimallerden bir tanesi oldu. Roma'yı Roma'da yenmek gerçekten zordur. Hepimiz inandık. Kadromuz iyi, kadromuz geniş, kadromuz güçlü dedik ama zor bir işti. Bu işi başaramadılar. Sağlık olsun. Lige odaklanalım. Her işte bir hayır var. Zaten Konferans Ligi çok da mühim bir lig değil arkadaşlar. Zaman kaybı da olabilirdi. Bakın iki tane sakat verdik bile. Zaman kaybı da olabilirdi. Benim için şampiyonun belki de yolu açıldı diye düşünüyorum. O yönden düşünelim. Pozitif düşünelim. Kimse moralini bozmasın lütfen. Gerçekten moralinizi bozmayın. Hepinizi çok iyi anlıyorum. Çok fazla mesaj aldım. Siyopis'le alakalı düşüncelerimi niye soruyorsunuz? Onu da çok ayrı merak ediyorum. Ben Siyopis'in oyuncuyla alakalı bir şey söylemiyorum. Oyuncunun Trabzonspor takımına gelmesini de istemiyorum değil arkadaşlar. Ben sadece bu kadar kalabalık bir orta sahanın olduğu yerde Siyopis'e gerek yok dedim. Benim dediğim cümle bu. Bana sürekli Siyopis'le alakalı düşüncelerini düşünüyor. Arkadaşlar Siyopis'in kalitesiyle, karakteriyle, oyuncuyla alakalı hiçbir şey söylemedim. Ben zaten videolarımda da söyledim. Hep oyuncuyla hiçbir şey demiyorum bakın. Gelirse başarılı olacaktı. Başarılı olmasını isterim dedim. Ama Siyopis'le biz oyun anlamında, top ilişkisi anlamında sıkıntı yaşayacağız. Ama oyun bozma, oyunu tutma, işte pres anlamında sana enerji katacak bir oyuncu. Orada hiçbir sıkıntı yok. Orada hiçbir sıkıntı yok. Demek istediğim bu. Buna da değineyim arkadaşlar. Cornelius'ta ve Bruno Perez'de inşallah ciddi bir sakatlık yoktur. Çok fazla videomu uzatmayacağım arkadaşlar. Oyuncuların performansına gelmeme gerek yok. Çünkü genel anlamda vasat bir görüntü çizdiler. Vakayeme ileride çok fazla etkinliğini gösteremedi. Hamsik gene takımda ayakta kalanlardan bir tanesiydi benim düşüncem. Defans hattında Edgar gene ayakta kalan oyuncumuzdu. Bruno Perez fena değildi. Bakıldığı zaman hani genel anlamda vasatın altındaydık. Beklenenleri veremedik. Abdül Hoca'nın kadro tercihini değerlendirdim sizlere. Benim beklemediğim bir kadroydu. Tronsen tercihi, Siyopis tercihi. Benim beklemediğim bir kadroydu. Sağ tarafta Giannini'yi bekledim. Gervinho'yu dediğim gibi ikinci araya daha diri bir şekilde oyuna ilave eder mi, takviye yapar mı diye düşündüm. Gervinho ile başlamayı tercih etti. Belki de İtalya Ligi'ni biliyor. İtalya Roma takımına defalarca köz oynamış. O ağırlığı kaldıracak diye düşündü belki, bilmiyorum. Tabi Giannini de bunu kaldırabilir. O ayrı bir konu ama hoca bunu doğru görmüş olabilir. Sonuç olarak kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ligimize döneceğiz. İnşallah ligimizde vura vura gideceğiz arkadaşlar. Hepimiz desteklemeye devam edelim. Morallerinizi bozmayın. Her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Artık tamamıyla takım moralini bozmadan Giresun maçına odaklanması lazım. Gerçekten ligimiz bizim için daha önemli. İlk önceliğimiz bizim lig. Bu kadro ligde şampiyonluk yaşayalım diye alanda. Avrupa'da kupalarında bir grup atlamışsın, gruplara kalmışsın, final oyunu. Bunlar önemli şeyler evet ama yani prestij anlamında, para anlamında güzel şeyler. Futbolcuların keyif aldığı şeyler ama bizim ayağımızda ayak bağı olabilirdi. Atalım onu bir kenara. Ligimize odaklanalım arkadaşlar. İnşallah bu takım şampiyon olacak. Biz destekleyelim, moral verelim. Hiçbir şekilde moral bozmayalım. Alkışlayalım. Hatta karşılamaya gidebilen varsa karşılasınlar. Ellerine çiçeklerini versinler, oyuncularımızın evlerine öyle göndersinler. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.